Programlama dili nedir? Temel akış nasıl olur? Onun hakkında konuşacağız. Sonra Java'ya giriş yapacağız. Arkadaşlar programlama dili normal dillere çok benzer. Gerek yapı olarak benzer, gerek öğrenme olarak benzer. Siz İngilizce öğrenmeye karar verdiğinizde bir kursa gidersiniz. Kursta hocanın söylediği kurallar çok basittir. Herkes anlar. Yani şimdiki zamanda bir cümle kurmak için özne koyacaksın, fiil koyacaksın, fiilin sonuna ink koyacaksın. Bir de başa yardımcı fiil koyacaksın. Kural bu. Bunu anlamamak mümkün değil arkadaşlar. Özne, yardımcı fiil, fiil ing. Hoca bu kuralı söyledi. Anlamayan var mı? Herkes anladı çünkü çok basit. Ama şimdiki zamanda cümle kurabilmek için sizin yolda yürürken, yatağa yattığınızda işte duş alırken durmadan I am coming, I am going, I am walking demeniz lazım ki bu pratiği yapmanız lazım ki o basit kural sizinle bütünleşsin. Yarın bir gün birisi size soru sorduğunda I am coming derken eliniz ayağınız birbirine dolaşmasın. Arkadaşlar bunun aynısı Java'da geçerli. Ben size Java anlatırken kurallar söyleyeceğim. Kurallar çok basit. Aynı İngilizcedeki kurallar gibi siz o kurallarla alakalı pratik yapıp onu içselleştirirseniz programcı olacaksınız. Yoksa sadece kuralları dinler, aa kolaymış, pratik yapmaya gerek yok derseniz o zaman işte İngilizce konuşamayan ama grameri çok iyi olan insanlar gibi olursunuz. Kuralları biliyor, kod yazamıyor. İngilizce grameri süper ama bir cümle kuramıyor o hale geliriz. Pratik şart sevgili arkadaşlar. Şimdi biz normal Türkçe dilinde akış nasıl ona bakalım. Şimdi şu en sağdaki ben olayım. Buradaki de arkadaşım. Şimdi arkadaşım bana diyor ki buraya gel diyor. Benim beynim bu cümleyi alıyor manaya dönüştürüyor sevgili arkadaşlar. Eğer bu mana manalıysa o zaman ben harekete başlıyorum. Eğer beynim bu cümleyi manaya çevirebildiyse harekete başlıyorum. İki şey önemli arkadaşlar. Bir, beyin cümleyi manaya çevirebilmeli. İki, mana manalı olmalı. Eğer bu iki şey varsa iletişim tamamlanmış, ben harekete geçmiş olurum. Şimdi bu akışın aynısı programlama dillerinde var arkadaşlar. Burada arkadaşım Türkçe olarak buraya gel dedi ya. Programcı Java dilinde bir şeyler yazacak. Bakın buraya bir kod koymuşuz. Bunları öğreneceğiz hepsini ne olur merak etmeyin şu anda endişelenmeyin. Programcı böyle bir kod yazdı. Bu kodda yapılmasını istediği bir şey var. Programcı istiyor ki bu kodla makina bir şey yapsın, bilgisayar bir şey yapsın. Nasıl burada arkadaşım şu cümleyi söylediğinde benim bir şey yapmamı istiyor ya, programcı da şu kodu yazarak makina'nın bir şey yapmasını istiyor. Ama ne yapılması lazım? Bu kodun manasının çıkarılması lazım. Nasıl burada beyin manayı çıkarıyordu ya. Bu kodun manasını kim çıkaracak? JDK çıkaracak. Java Development Kit. Java Development Kit insanın beyni gibi arkadaşlar. Yazılan kodların manasını çıkarır. Eğer yazılan kodda manasız bir şey varsa anlamadım der. Size hata verir. Nasıl arkadaşım bana Çince bir şey söylese benim beynim hata verir anlamadım der. Aynı şeyi JDK yapar. Siz şu kodda bir hata yaparsanız JDK der ki hata yaptı. Eğer kodu hatasız yazarsanız o zaman JDK ondaki manayı çıkarır. Nasıl çıkarır manayı? Sıfır ve birlere çevirir arkadaşlar. Bizdeki mana soyut bir şeydir. Java'daki programlama dillerindeki mana sıfır ve birlerden oluşur. Sıfır ve bir iki tane değer ya arkadaşlar. Latince'de iki tane binary demek. Binary. İki tane değer olduğu için buna binary kod diyorlar. Sıfır ve birlerden oluşan kodlara binary kod derler. Çünkü Latince'de ikili anlamındadır binary. JDK'in programcının yazdığı kodları sıfır ve bire çevirme işlemine compile diyorlar. E hocam bu ders Türkçe, sen niye İngilizce konuşuyorsun? Arkadaşlar bu terim, program, Java'da bir terim, programlama dillerinde bir terim. Nasıl kimyada kovalent bağ Türkçe değil, kovalent Türkçe bir kelime mi? Ama kimya öğrenince kovalenti öğreniyoruz. Burada da compile'ı öğrenmeniz lazım. Türkçe karşılığı derleme demek ama boş verin arkadaşlar compile deyin, derleme demeyin. Compile ne demekmiş compile? Programcının yazdığı kodların sıfır ve birlere dönüştürülmesi demekmiş. Sıfır ve birlere dönüştürülen kodlara ne derlermiş? Binary kod derlermiş. E hocam niye sıfır ve birlere döndürüyor? Çünkü yazdığınız kodu bilgisayar makinesi anlayacak. Arkadaşlar makine için iki durum vardır. Elektrik var, elektrik yok. Makine başka bir şey anlamaz ki o bir demir yığını. O demirin bir tarafında elektrik varsa makine anlar elektrik var. Elektrik yoksa anlar elektrik yok. Bir demek elektrik var demek. Sıfır demek elektrik yok demek. O yüzden yazdığınız bütün kodlar sıfır ve birlere çevrilerek makina'nın anlayabileceği formata dönüştürülür. Makina biri görünce elektrik var, elektrik var, elektrik yok, elektrik var, elektrik yok. Böyle anlar ama bunun bütünü bir mana ifade eder sevgili arkadaşlar. Makine için bir mana ifade eder.